Kadir Bey. İyi günler Nilüfer Hanım. Kadir Bey, ben ayrılıyorum. Aa, neden Nilüfer Hanım? Asos'tan uzaklaşmam lazım. Aman Nilüfer Hanım, siz İstanbul'dan uzaklaşmak, kafanızı dinlemek için Asos'a gelmemiş miydinizdi? Evet. Evet ama o alçak Ömer'in beni aldatışı bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Yani benim daha uzaklara gitmem lazım. Böyle yurt dışına falan çıkmam lazım. Yurt dışında Ömer çekmiyor mu efendim? Çekmeyen yeri bulacağım. Uzaklara gideceğim. Denizleri aşacağım. Peki siz hiç Bozcaada'yı görmüş müydünüz Nilüfer Hanım? Bozcaada mı? Evet, Bozcaada. Ne yapıyorsun sen? Bahşiş kutusunu açmaya çalışıyordun değil mi? Evet, kaç para birikti merak ettim, sahip kapatacaktım. Yemezler canım, yemezler. Parayı alıp cebe atacaktın değil mi? Sen bana hırsız mı diyorsun Dönbile? Ver şunu be. Ya sen bütün gün yatıyorsun, o para benim hakkım, ver şunu. Ya gitsene be, baktım. Dönbile. Ya bırak benim hakkım. Gel Dönbile. Dur. Bence Bozcaada size çok iyi gelecek Nilüfer Hanım. Hem istediğiniz o gemi yolculuğunu yapabileceksiniz, hem Bozcaada'nın meşhur ve lezzetli şaraplarını tadabileceksiniz, hem de Kadir Bey Resort Otel'deki tatilinize devam etme fırsatını bulacaksınız. Bilmiyorum, kafam çok karışık. Hiçbir konuda karar veremiyorum. Şimdi yurt dışına çıkacağım diye neler çekeceksiniz Nilüfer Hanım? Önce gideceğiniz ülkeyi seçeceksiniz, vize almak için dünya kadar evrak toplayacaksınız, tonlarca para harcayacaksınız, uçağa bineceksiniz, uçak oraya varacak. Tabii bu arada uçak türbülansa yakalanıp düşmezse. Türbülans mı? Evet, türbülans. Oysa Bozcaada'ya giderken türbülansa yakalanan bir arabalı vapur şimdiye kadar hiç görülmedi. Evet, ben en iyisi Bozcaada'ya gideyim. Çok güzel. O zaman ben siz geri dönene kadar odanızı tutuyorum. Ne zaman dönersiniz? Bilmem ne zaman döneyim. Yarın dönün. Tamam. Ben nasıl gideceğim Bozcaada'ya? Çok kolay. Eminönü'nden Kadıköy'e geçmek kadar kolay. Hadi dön, Nasıl buldun sana öğrettiğim yöntemi? Gerçekten çok güzel. Tabii oğlum, tatil köyünde içkiye para vermek enayiliktir. Ne ya, enayilik? Enayilik tabii. Alırsın biranı dışarıdan, söylersin ortaya bir bira, o orada durur, sen alttan takviye yaparsın. Takviye? Takviye, ilave. Hadi, sağlığına. Hoş. Karafat, yoksa vermeyeceğim. Benim, o benim. Anne, neden o işi sen yapıyorsun? Bilmiyorum kızım. Babana karşı koyamıyorum. Ya aptalım ya da aşığım. Hulya, her yere baktım bulamadım. Bizim bu Hasan'la Rafi nerede? Bilmiyorum, birbirlerini kovalıyorlardı. Arka taraftalar herhalde. Jeneratörün olduğu yerde mi? Evet. O jeneratöre bir zarar versinler, ikisinde 220 voltta ızgara yaparım. Kömüre döndürürüm. Zaten Rafi abi kömür gibi baba. Demek ki jeneratöre zarar verirlerse elimde iki tane Rafi abin olacak. Zaten o jeneratörü bizden çok seviyorsun Kadir. Aşk olsun Hulya. Jeneratörün yeri ayrı, senin yerin ayrı. Sensiz ve jeneratörsüz bir tatil köyü düşünemiyorum Kadık. Keşke ben de jeneratör olsaydım. Seni çarpardım. Ben şunlara bir bakayım da geleyim Hulya. Kara patma, kara... Benim işte bu. Merak ettim.
Ben hak ettim. Asıl bu dombili yatıyor. Benim pay yüksek olmalı. Saçmalamayın. Tabii ki en yüksek pay benim. Çünkü en çok çalışan benim. Ver bakayım şu kutuyu. Hadi düşün önüme. Bakın burada yüksek gerilim hattı var. Çarpılırsınız. Yalla. Yürü. Hadi. Bak. Dombili.